Tarih boyunca insanlık metrelerce derinlere çukur kazmıştır. Bu çukurların en popüler olanı ise dünyanın merkezineydi. Çünkü hala bazı inananlara göre dünyanın derinlerinde eski yaratıkların yaşadığını, ilginç türlerin hayatını sürdürdüğünü, hatta dinozor gibi canlıların varlığını sürdürdüğüne inanır. Buna oyuk dünya teorisi denir. Her ne kadar bu böyle olsa da, dünyanın en derinine bir çukur kazılmaya çalışılsa da, bugüne dek böyle bir çukur hiç kazılamadı. Fakat kazılan en derin çukurlar sayesinde ilginç bulgular keşfetmiş ve bunları değerlendirmişizdir. Şimdi sizlere şöyle bir soru sorayım. Günümüzün modern teknolojisi sayesinde dünyanın en derinine ne kadar inebiliriz? Ve bu yolculukta bizleri neler bekliyor? Ne gibi zorluklar ile karşılaşıp ne gibi ilginç bulgulara rastlayacağız? Ben Bilgin Yaman. Bu videoda günümüz modern teknolojisi ile dünyanın merkezine doğru bir çukur açacağız ve bu süreçte bizleri nelerin beklediğini sizlere aktaracağım. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Şimdi eğer Jules Verne kitaplarından olan ve benim en çok sevdiğim kitap olan Dünyanın Merkezine Yolculuk kitabını okuyan kesim için üzücü bir video olacak. Çünkü her ne kadar kitap mükemmel bir kurguya sahip olsa da maalesef ki gerçekten çok uzak. Çünkü çocukluğumuzun hayallerini süsleyen dünyanın derinlerindeki ikinci bir dünya fikri bu video ile beraber son bulacak. Ama kim bilir, belki dünyanın derinlerinde gerçekten böyle bir yer vardır ve bizlerin hiç göremediği canlılar yaşıyordur. Kim bilir? Şimdi gelelim bu dünyanın merkezini açtığımız çukura. 1.80 metre ile günümüzün modern mezarlıklarının derinlikleri bulunmakta. Hemen onun arkasında ise 4 metre ile Tutankamon'un mezarı bulunuyor. 6 metre ile metal dedektörlerin çalışma alanı bulunmakta. Bu sayede bu derinliklerdeki metalleri bulabiliyoruz. 12 metrede bu zamana kadar bir hayvan tarafından kazılmış en derin çukur bulunuyor. Bir Nil timsahının. 20 metre derinlikte ise Paris'in ünlü toplu mezarları bulunuyor. Bu mezarlarda ise 6 milyondan fazla insan gömülü bir şekilde duruyor. Bu mesafeleri biraz arttırırsak bu zamana kadar yapılmış en derin yüzme havuzu bulunuyor. Derinliği 40 metre olan bu havuzun içini boşaltsak ve içine atlasak yere varmamız sadece 3 saniye sürüyor. 100 metrede ise hükümetlerin nükleer atık gibi yok olmayan ölümcül maddelerin gömdükleri derinliğe ulaşıyoruz. Biraz daha derine inecek olursak 105.5 metre derinlikte Kiev'de bulunan dünyanın en derin metro istasyonu bulunuyor. 122 metrede ise bu zamana kadar keşfedilmiş en derin bitki kökünün ulaştığı derinliğe geliyoruz. Güney Afrika'da bulunan bir incir ağacına. 220 metrede ise dünyanın en derin nehri olan Kongo nehrine geliyoruz. 240 metrede ise Japonya'da bulunan Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan dünyanın en derin demiryolu var. 287 metrede ise Norveç'te bulunan dünyanın en derin karayolu bulunuyor. 305 metreye bile inseniz yüzeyde patlayan bir B-82 dünya delici nükleer başlığı sizi yok edebilir. İnanılması zor ama insan eliyle bu zamana kadar kazılmış en derin çukur bulunuyor. Bu çukur 1862 yılında kazılan ve Birleşik Krallık'ta bulunan 392 metre ile Wode değil su kuyusudur. 603 metrede oldukça korkunç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir mağaranın içinde bulunan en derin dikey düşüşüyle. Eğer bu çukurdan yanlışlıkla düşerseniz Türkiye'de bulunan ve en uzun bina ünvanına sahip olan Skyline İstanbul'dan 2 adet üst üste koyduğunuzu ve buradan atladığınızı düşünün. Korkunç bir son olurdu. Biraz daha aşağıda Şilili madencilerin 69 gün boyunca mahsur kaldıkları derinlik bulunuyor. 970 metrede dünyada tek olan, gökyüzü açıkta olan en derin çukuru bulunuyor. Utah'taki Bingham Kanyonu
açık madeni o kadar derin ve geniş ki dünyanın en yüksek binasını dibine koysanız, yani Burj Halifi, gene de yüzeye ulaşmanız için 100 metre kalırdı. Bu seferki derinlik oldukça ilginç olsa da 1410 metrede Finlandiya'da Agonizer adındaki bir grup konser gerçekleştirdi ve bu da dünyadaki en derin konseri unvanını getirdi. 1642 metrede ise dünyanın en derin gölü bulunuyor, Rusya'daki Baykal Gölü. 1857 metrede ise Büyük Kanyon'un en derin noktası bulunuyor. Bilinen en derin mağara 2197 metre ile Gürcistan'da bulunuyor. Ama düşebileceğiniz en derin çukur bundan çok ama çok derinde. 3132 metre derinlikteki Güney Afrika'da bulunan Moab Katson adındaki maden bulunuyor ve asansörle yüzeyden 4,5 dakikada anca varılıyor ve yukarıdan aşağıya düşerseniz 25 saniye kadar sürüyor. Bu süre zarfında bir telefon görüşmesi bile yapabilirsiniz. İlginçtir ki 3600 metre derinlikte çok hücreli bir canlının yaşadığını görüyoruz ve bu canlı resimdeki gördüğünüz korkunç görünümlü solucan. Fakat insanoğlu daha da derine indi. Yine Güney Afrika'da bulunan en derin madeninin en derin noktası bulunuyor. Yani 4000 metre. Yüzeyden aşağı inmesi 1 saati alıyor ve sıcaklık dayanılamaz bir dereceye ulaşıyor. Tam 66 santigrat dereceye. 6000 metre genel olarak okyanus levhalarının ortalama derinliğidir. Biraz daha aşağıda ise, yani 8848 metre ile Everest'i ters çevirirsek zirvesine ulaşmış oluyoruz. 10994 metrede ise okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru'na ulaşmış oluyoruz. Bununla ilgili yaptığım videoyu kanalımdan izleyebilirsiniz. Fakat insanoğlu bundan çok çok daha derine kazdı ve kazmaya da devam ediyor. Sıradaki derinlik sizler için bir bilgi olsun, 11.887 metre uçakların genel olarak irtifasıdır. 12.262 metrede ise Kola derin sondajı geliyor ve Sovyetler Birliği'nin yerküreyi kazmayı amaçladıkları bir projeydi. Fakat bu amaçlarının sadece 3'te 1'ine ulaşabildiler. Çünkü sıcaklık 180 dereceyi bulmuştu. Bu nedenle kazıcı makinelerin çalışamaz hale gelmesine neden oldu. Ayrıca çukur sadece 23 santimdi. Yani içine düşemezsiniz. Ama içine bir tane 1 lira atarsanız dibine ulaşması 50 saniyeden fazla sürerdi. Bu arada bu konuyla alakalı video kanalımda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Yakın bir zamanda bu derinliği Z-44 Jovia petrol kuyusu 12.376 metre ile geçti. Bu da üst üste 15 tane Burj Halif binası demektir. Bu da bu zamana kadar kazılmış dünyanın en derin çukurudur. Yer kürenin kalınlığı ise 70.000 metreye kadar çıkabiliyor. Gezegenimizin merkezi ise 6.371 kilometre derindedir. Eğer dünyanın yüzeyi Türkiye olsaydı ve merkeze doğru bir yol çizmiş olsaydık, Türkiye'den Çin'e kadar gidebilirdik. Fakat günümüz insanı sadece Çanakkale'den Erzurum'a kadar uzanan bir mesafe kat etmiştir ve bu mesafe ancak bu dünya için önemsiz bir mesafedir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu derinlerden çok daha ileri gitmemiz mümkün olmayacak. Çünkü sıcaklık ve kuvvetli kayalar bu teknolojiyi alt üst etmekte. Fakat kim bilir, gelecek bizlere bambaşka şeyler getirebilir.